yazıyor, yazıyor, son dakika gelişmeleri yazıyor, gündemden her bir başlık yazıyor, yazıyor. Yazıyor yazıyor ikinci bölümde devam ediyor. Yine stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi Belediye Başkan Adayı Sayın Arif Balkaner bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın efendim. Evet, geldiniz. Öncelikle günaydın. Yoğun bir günde, yoğun bir gündemde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet. Bugün sizin için önemli bir gün. Yerel gazetelerimizden... Taçım sizi hazırlıklardan, genel başkanı karşılamaktan... Evet. Her şeyden mahrum bıraktık. Maalesef öyle oldu ama sağlık olsun. Yani halkımızla buluşmak da çok güzel. Tabii. Buradan da duyuracağız. Ve Horoz gazetesi bugün birinci sayfasında ve manşetinde bugünkü gündemi manşetten vermiş. Kılıçdaroğlu bugün Denizli'de demiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting için bugün Denizli'ye geliyor. Miting 13'te başlayacak demiş. Haberde gazete ve detaylarını da vermiş. Nasıl bir şey bekliyoruz? Hemen bir konuya başlayalım. Nasıl olacak miting? Vallahi varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde. Şu an partimizin genel sloganı bu. Bu aslında her şeyi açıklıyor. Biz artık bu ülkede birilerinin yapmaya çalıştığı gibi ayrışmalar üzerinden kendi varlığımızı sürdürmek istemiyoruz. Biz ülkemizin bütün zenginliklerini milletimizin, halkımızın tümüne adil ve eşit bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Biz herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Ve genel başkanımız da tam da bunun için geliyor. Evet, biz herkes ancak birlikte mutlu olabiliriz demek için geliyor. Umuyorum 10 binler 29 Ekim bulvarındaki özel gönlüm meydanında bugün öğleyin saat 13'te genel başkanımızla buluşmuş olacaklar. Ve Denizli için tarihi bir gün olacak. Onun heyecanını yaşıyoruz. Yaşıyorsunuz. Bir de konser olacak. Grup Kargo konser verecek. Evet, evet. Gençler sabırsızlıkla bekliyormuş. Ben de ilk defa izleyeceğim. Bakalım. Evet, bakalım. Herhalde gençleşeceğiz ha Metin'cim bu sayede. Gençiz tabii canım. Gençiz. Gençiz. Ama yaş grubu olarak hani bizden biraz daha böyle genç jenerasyona değil mi Kargo? Ayak uydururuz ya. Uydurur mu? Uydururuz. Tamam. Problem yok. Daha öncesinde de Çardak Bozkurt'la ilgili bir programı var. Normalde doğrudan Denizli'ye gelmesi bekleniyordu ama o ekstra oldu herhalde. Güzergah talep üzerine mi yoksa? Tabii işte detayları bilemiyorum ama tabii güzergah üzerine haklıdır bizim partilerimiz, halkımız. Yani birebir temastan çok hoşlanırlar. Sanıyorum zamanda da herhalde sıkıntı yoksa arada küçük mini mitingler herhalde yapacak. Onlar bir anlamda merhabalaşmadır. Belki de buluşup buraya gelecekler birlikte. Bilemiyorum detayı. Ama tarihi bir gün olacağından eminim. Beklentiniz büyük o kadar. Evet. Güzel. Yani biz dilerseniz başlayalım. Evet, orada sizi de adayları da bir halkla kucaklaştıracak tekrar. Onunla ilgili bir planlama da vardır muhtemelen ama siz uzunca bir süredir vatandaşlığın içindesiniz. Zaten o buluşmaları sağlıyorsunuz. Evet. Dilerseniz bir adaylığınızın kesinleşmesinden ki adaylığı sürecinde de çok etkin bir çalışmanız vardı. Adaylığınızın kesinleşmesinden sonra özellikle buluşmalarınızı bir değerlendirir misiniz? Yani merkez herhalde ilgi alanınız olan Merkez Efendi'yi bayağı bir gezdiniz. Evet, birkaç evet. kez buluştunuz evet, herkesle. Evet. Yani işte artık aylardır alandayım ben. Yani bu tip stüdyolarda çok ender halkımız gördü beni. Birebir ilişki gerçekten en sahici ilişki, en samimi ilişki zaten. Hissediyorsun zaten. Dokunmak başlı başına bir olay insan ilişkilerinde. Anlamak hele onun üstüne olumlu ve olumsuz şeyleri birlikte görebilmek, hissedebilmek çözüm için çok büyük bir şey veriyor. Kararlılık veriyor insana, dinamizm veriyor. Bazen diyorum ya niye sen tamam muhalefetteydin. 5 yıldır belediye meclisiydim ben biliyorsunuz. Bu kadar çok yoğun bir şekilde dolaşmadım. Biliyordum gerçi. İşte bütün bizim kenar mahalle diye tanımladığımız aslında işte işçilerimizin, işsizlerimizin işte ne kadar öteki diye tanımladığımız ya da baktığı birbirinin o toplumun olduğu kesimin bulunduğu mahallelerin sorunlarını çok yakından biliyordum. Belli aralıklara gitmemle. Ama niye keşke daha sık gitmedim diye kendi kendime düşündüm.
Ama yanıtını da aslında biliyordum çünkü halkımız bilmiyor. Yani yetkinin sende olmadığını bilmiyordu. İki sene önce, bir sene önce, şu anda bile mesela ben, yetki bende değil ama çözümü senden istiyor. O zaman çaresiz kalıyorsun ve o olmuyor. Yani gittiğin zaman bir şey çözmen gerekiyor. Ama işte mühür başkalarının elinde. İşte para, bütçe başkalarının elinde. Sen olması gerekeni görüyorsun. Evet diyorsun. Doğru Metin'cim. Yani senin bu talebin çok haklı. Buraya mutlaka bir park yapılmalı. Ne bileyim buradaki kaldırı mutlaka düzeltilmeli diyorsun ama onu düzeltebilecek güç yok sende. Ki beni zaten bir anlamda motive eden ve evet ya ben aday olmalıyım ve eğer Allah'ın izniyle, halkın da desteğiyle bu işi birlikte başarabilirsek ki başaracağız gözüküyor. Bu kentte belediye başkanı olarak hizmet etmeliyim dedim ve öyle çıktım yola. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani sistem belli, kurallar belli. Bu kurallar içerisinde icraat yapabileceksin. Ve hep dedim yani her gittiğim yerde söyledim ya bugüne kadar ötekileştirilen ne kadar mahalle kesim var ise bundan sonra benim asıl hizmet alanım kesinlikle orası olacak dedim. Yani ben oralarda olacağım. Size de söylüyorum. Pek buralarda beni göremeyeceksiniz. Haberiniz olsun. Biz geliriz. Eyvallah. Yani, biz geliriz. Evet yani ki zaten sizler de tanıksınızdır. Yani değişik konularla haber amacıyla gittiğinizde de görüyorsunuzdur. Olacak şey değil. Yani 50 metre mesafede bir şehirde bir uçurum olabilir mi? Toplumsal bir uçurum olabilir mi? Maalesef var. Ve birileri bize yıllardır, 10 yıllardır sanal bir ortam aslında göstermiş. Çınar ve çevresinde. Hayır. Denizli bu değil yani. İşte ama Denizli'yi Çınar ve çevresi haline dönüştürebilmek tam da bizim elimizde yani. Bu, o sihirlerler inşallah parayı, kaynağı doğru zamanda ve doğru miktarda kullandırarak, doğru yerlere harcatarak bu işi başaracak. Bu konuda kesin kararlıyım ve umutluyum. Bugünü, tarihi bir gün derken ya işte bütün bu çalışmaların bir kabardığı an olarak gördüğüm için tarihi bir gün diyorum. Genel Başkanımızın Denizli'ye gelmesi bizim için tabii çok önemli. Ama bundan daha önemlisi halkımızın kendi geleceğine sahip çıkması. Ki kendi adıma yapmaya çalıştım tam da bu. Hayır ben size sadece kapılar açacağım, yolları açacağım. İşte engelleri ortadan kaldıracağım ve ne yapacaksak birlikte yapacağız. Doğru ya da yanlış, iyi ya da güzel. Her şeyi birlikte yapacağız. Çünkü benim uzmanlığım olmasına rağmen bunu söylüyorum. Asla her şeyi ben biliyorum demeyeceğim. Mühür bende, her istediğimi yaparım demeyeceğim. Çünkü öyle diyenlerin ne yaptığını görüyoruz. Kampanya tamamen böyle yani. Kampanya çalışmaları tam da bunun üzerinden gitti. Yeni, uçuk, erişilmez hedefler, umutlar, hayaller. Hayır. Hayatımızı doğrudan dokunan ve hayatımızı kolaylaştıran, bizi küçük küçük mutluluklarla büyük ortak toplumsal mutluluğa eriştiren şeylerle ilgilendik. Ve gerçekten doğru şeyler yaptığımızı görüyorum. Fabrikalara dolaşıyorum. O kadınlarımızın gözlerindeki o parlamayı, yani örneğin gündüz çocuk bakım evlerini, kreşleri anlatınca ki o parlamayı göreceksin, o uğultuyu göreceksin. Ya bu şehir yönetenler bunu niye görmemişler? Anlamadım yani. O çok önemli bir proje. Çünkü iş yaşamındaki kadının önündeki en büyük engellerden birisi çocuktur. Yani çocukla ilgili güvenebileceği, çünkü en hassas noktamızdır o bizim. Güvenebileceğimiz birini bulamadıysak ve maddi imkanlarımız çocuğu özel bir bakıcıda tutmaya yetmiyorsa iş hayatından uzaklaşması anlamına geliyor. Olacak şey Metin, şöyle soruyorum kardeşime. Tabii herkes sorduğum için. Birisi çıkıyor Sevda Hanım gibi. Var Arif Bey benim çocuğum. Bakıcı bakıyor diyor. Tabii. Ne kadar veriyorsun diyorum. 400 lira diyor. Sen ne kadar maaş alıyorsun? 800 lira. Nasıl olacak bu iş? Ne yapayım Arif Bey? Ne yapayım? O yani, 400'e ihtiyacım yetmiyor. Var. Yani, beyin aldığı maaş yetmiyor. O da 800 lira alıyor çünkü. Tabii. Yetmiyor. O 400'e ihtiyacı var. Evet o 400'e ihtiyacı var. İşte o zaman 400 diyorum. İçinde çocuğun anne ihtiyacı veya evet. Şey ihtiyacı. O zaman diyorum ki evet düşüyor. Senin çocuğunu ben bakacağım. Dediğiniz zaman önce inanmıyor zaten. Olur mu Arif Bey? Niye olmasın diye. Yıllardır bakın siz ayda en az 30 lira, 40 lira, 50 lira su parası ödediniz. Maaşınızın kaçta kaçı? Bu şehri yönetenler sizin mahallenizi bir çivi çakmış mı? Hayır. İşte 10 yıldır sizin ödediğiniz su paralarını ben size geri iade etmenin formülünü bulacağım dedim. İşte bu aslında o dedim. Kreş açarak ücretsiz çocuklarınıza baktığımda aslında ben sizin ödediğiniz o su paralarının bir kısmını size iade etmiş olacağım. O evet. Proje benim çok önemsediğim bir proje ama yine hazır kadına gelmişken bir de Denizli Gazetesi bugün yer vermiş. Arif Balkınay kadına şiddete dur diyeceğiz demiş. Bu da kadına farklı bir bakış açınız. Tabii kesinlikle. Yani
hassasiyeti, oradaki şeyi, toplumdaki o kadın şiddetinin farkındalığınız. Peki evet. Nasıl dur diyeceksiniz? Yani zaten öncelikle bir kadını özgürleştirirsen, iki ailenin yaşam standartlarını artırırsan, ev içindeki kavgaları zaten keseceksin. Konuşuyoruz. Sohbet benim genellikle zaten ki yapım da öyle. Hani klasik bir siyasetçi kimliğim olmadığı için gidip işte mahallede işçilerimizin, fabrikada işte halkımızın neyse karşısına çıkıp nutuk sıkmıyorum ben. Yani sohbet ediyorum. Şu anda yaptığımız gibi yapıyorum. Şimdi işte çocuğunu örneğin annesi geliyor. Yok bakıcı, çalışacak kadın. Annesi geliyor. Yine yetmiyor maaş işte. Yatak odasını başlıyor dırdırlar. Bu zaman içerisinde bu ister istemez günün stresi, hayat stresi taraflardan, eşlerden birisinin yanlış yapmasıyla şiddete dönüşebiliyor. Ama sen başından o halini, yaşam standartlarını zaten geliştirdiğin zaman pozitif anlamda o aile bütçeye bir şekilde bir katkıda sağlayabilecek modeller bulduğun zaman zaten yatak odasında bu kavgalar azalmış oluyor. Çünkü para, eve giren para fazlalaşmış oluyor. Bir de kadını sen hayatın içerisinde istihdam ettiğin zaman şöyle değil, böyle durmaya başlıyor. Özgüven oluşuyor. Yanlış yapıyorsun Metin diyor. Değil mi? Yanlış yapıyorsun abi. Onu bu söylemenin konuyu dilinde öğreniyor. Evet. O zaman haklı olarak ortak dili konuşmaya başlayacaklar. Yani mesele sadece hani kadını al bir yerde koru değil. Elbette onu da yapacağız. Yani gerekiyorsa ki. Tabii o şiddet mi olgusu yaratıldıktan sonraki süreç olacak. İklimi siz ortadan kaldırın, şiddet iklimini. Zaten niye? Yani erkekler hadi kadınlardan fiziken daha güçlü diye, doğanın verdiği olanak bu diye şiddet uygulayacak diye bir kural yok ki, değil mi? Bir ortak bir bilinç. O bilincin bir dışa vurumu. Bunu ortadan kaldırmak ya da en azından minimize etmek mümkün mü? Mümkün. Hadi edemedin. Bir şekilde şiddete uğrayan kadınlarımızı korumak mümkün mü? Sahiplenmek mümkün mü? Evet mümkün. Bırakın onu. Görevimiz. Yasal olarak bizim görevimiz. Mesele sadece tabii şiddet değil. Yani mesela şeyi konuşuyoruz. İşte çağın hastalığı haline geldi biliyorsunuz. Kanser, özellikle göğüs kanseri olayı. Ve erken tanı çok önemli. Yüzde olarak baktığı zaman kadınlarımız bize göre, erkeklere göre daha ciddi bir risk grubunda. Tabii. Dedim hayır şey kuracağız. Erken tanı merkezleri kuracağız. Örneğin gezici sağlık hizmetleri yapacağız. Dedik mesela evlerde sadece ana baba çocuk değil ki. Yani ana babanın da anne babası var, büyüklerimiz var. Haklı olarak belli bir yaştan sonra bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle dar gelir grubundaki insanlarımızın halini bir düşünün. Anan senin, ne yapabilirsin ki? Ya elbette bağrına basacaksın değil mi? Ya da baban. Ama imkan yok, maaş hala 800. Değil mi? Hala 800. Ne yapacaksın? İşte bir el, sihirli bir el dokunmak zorunda oraya. Dedik, evet, yaşlarımızı, bakın muhtaç yaşlarımızın kesinlikle bakın ihtiyaçlarını. Beslenme olabilir, sağlık olabilir. Temizlik olabilir evi. Evet ya. O, görseniz o yüzleri. Yani işte 20 dakikalık bir konuşma içerisinde. O pozitif dönüşümü, değişimi görünce insan o kadar mutlu oluyor ki. Evet. Şimdi çok farklı bir yanınız var. Yıllardır hem siyasetin içindesiniz ve dediğiniz gibi 5 yıldır da meclisdesiniz. Evet. Dolayısıyla belediyeciliğin orada alınan kararlarını da ki haberlere taşıdığımızda da birçok habere de konu oldunuz. Evet. Onun artısıyla projeleriniz var ama bir de mimar oluşumuzun bir artısı var projelerinizde. Biraz projeleri bu iki tecrübenin dokunuşuyla ne tarz projeleriniz var? Yani, öne çıkarttığınız onlardan bahsedelim. Mesela bu konuda özellikle fikri alanda kesinlikle şu anda bizim dışımızda oluşturmuş sınırlarla, yani ilçe sınırlarından bahsediyorum. Sınırlarla kendimi hiç sınırlandırmadım bugüne kadar. Yani örneğin ulaşım sorunu Merkez Efendi'de vardı, Pamukkale'de yok mu? Ya da Pamukkale'de vardı, Merkez Efendi'de yok mu? Dolayısıyla biz çözüm üreteceğimiz zaman birlikte üretmek durumundayız ki geçen gün Fatih'te çok görkemli bir miting vardı. İbrahim Başkan'ın da organize etti. Tabii biz de destek olarak oraya gittik. Orada anlattım, dedim yani bir uşağı düşünün. Uşağın üç tekeriyiz biz. İşte ön teker büyükşehir adayımız. Kendimi sola koydum. Sol teker benim. Sağ teker de İbrahim Başkan dedik. Ve bu üç teker birlikte uçağı havalandırabilecek. Uyum içerisinde bunu yapabileceğiz. Ve bütün projeleri, makro projeleri evet böyle gerçekleştiriyoruz. Örneğin ulaşımla ilgili artık her adayımızdan duyarsınız bunu değil mi? Kesinlikle toplu ulaşım için hafif raylı sistem, tramvay sistemini hayata geçiririz. Zaten
ta 94'ten beri, biliyor musun Metin Bey? 1/25.000 bizim anayasamız. 94'ten beri vardır, Ali Marin zamandan beri. Ve PAF'ta da işlidir, biliyor musunuz? Birinci etapta bir tramvay şuralardan geçecek, ikinci etapta buralardan geçecek diye. O harita çizildiğinden beri haberlerini yaparım ben. Evet, 20 yıl olmuş. 10 yılda, son 10 yılda Denizli Belediyesi'nin kullandığı toplam bütçe ne kadar biliyor musunuz? 2,5 milyardan fazla. Eski parayla 2,5 katrilyondan fazla. Olmaz. Bu kadar parayı bu kent için kullanacaksınız. Ama kentin geleceğine yönelik stratejik bir yatırımı görmezden geleceksiniz. Olmaz. Yanlış yaparsınız işte. Ne olur? 2 tane de otobüs alayım, 5 tane de otobüs alayım deyip büyük problemi çözmeye çalışırsınız ki her seferinde çuvallarsınız. Çözüm bu değil. Toplu taşımdaki amaç en hızlı, en kolay ve en ucuz bir şekilde insanlarımızı bir yerden bir yere taşımaktır. Amaç bu. 5 yıl önce söyledik ya, bırak bunu, niye sen ticari bir işletme gibi görüyorsun ulaşımı? Bırak Turex'i falan filan da, Nihat Bey başkandı. Hatırlarsınız, siz de büyükler tanıksınız da. İlk oturum. Yanlış yapıyorsunuz başkan. Kesinlikle ulaşım hizmetlerini kendi bünyenin almalısın. Hemen pes et bu sözleşmeleri. Sen o zaman bak daha doğru şeyleri yapacaksın. Güzergah oluşturmak istersin, oluşturamazsın. Yeni otobüs gelsin dersin. Vatandaş ticari işletme seni istediğin zaman getirmez. Ya da saatleri ayarlı dersin, istediğin zaman ayarlı. Çünkü o kar peşindedir. Oysa senin görevin en hızlı, en kolay, en ucuz bir şekilde İnsanlarımızı bir yerden bir yere taşımaktır. Sen madem bir belediye başkanıysan. İnat ettiler. Ne oldu? 5 sene geçti. Aynı dediğim noktaya geldiler. Ben de dedim ki Osman Zor, günaydın başkan dedim. 5 sene önce yapsaydın ne olacaktı yani? Değil mi? O körüklü körüklü otobüsleri şimdi. Biz evet dedik. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşbirliği yaptılar bize dediler AK Partili. Doğru bir şeyde niye destek olmayayım ki? Bugüne kadar doğru. Taş üstüne taş koyan her kim ise Allah razı olsun. Bu şehre kim hizmet ediyorsa minnettarız. Partinin şeyi olmaz. Yerel yönetimlerde böyle bir şey olmaz. Ben her zaman söylüyorum. Şu anda hele son kamuoyu araştırmalarına göre bu kadar rahat olmam nedeni o. Hedefim en az %51 oy yönetimi. Seviyorum. Ama amacım %100'ün belediye başkanı olmak. Kimseyi ötekileştirmemek. Herkesin derdini dert edinmek ve mümkün olduğunca herkesin mutlu ve huzurlu bir yaşam tesis edebilmek. Somut projeler bu çerçevede önemli. Örneğin dün mü, geçen gün mü dillendirdim, sordular. Benim bölgem değil ama hadi söyleyivereyim dedim. Yani eğitim kenti Denizli diyorsunuz Arif Bey. Üniversite şehri Denizli diyorsunuz da nasıl bir şey olacak bu? Ben de dedim ki, duyuyorsunuz birileri bir zamanlar bir bölgeyi Ali Ağoğulları'na peşkeş çekmeye çalışıyorlardı dedim. Biliyorsunuz değil mi dedim. Şu anda biliyorsunuz tüm askeri bölgeler Milli Savunma Bakanlığı eliyle protokollerle elden ele değişebiliyor. Böyle bir senaryoyu bile boşa çıkarmak için bir, gerçekten Denizli'nin geleceğini pozitif anlamda kurgulayabilmek için iki, Eskişehir örneğini veriyorum hep. Eskişehir yapan Büyükerşen hocadır ama en az onlara kadar üniversite gençliğinin o çağdaş, dinamik kimliğidir, dışa vurumdur, kentli yaşamıdır. Denizli'de aynı şeyi yapmak durumundayız dedim. Şu anda 45 bin, 50 bin diyelim. 50 bin. Üniversite öğrencisi. Bunu 150 bin yapmak mümkün. Nereye yapacağız Arif Bey dediler. Ben hemen örnek gösteriverdim. Kendim eski bir otluyum biliyorsunuz. Tıpkı otlu gibi daha başından tasarımlayarak diyorum. Kentselleş. Bir tane ağacı bile şey yapmadan, ortadan kaldırmadan alın siz askeri alan. İki tane askeri yol ikiye böldü biliyorsunuz. İki tane yeni üniversite. 50-50 en az 100 bin. Buyurun dedim. İşte Denizli böyle şahlandırabilirsiniz. Zaten anlamadım. İlk yasa çıktığı zaman askeri bölge benim sınırlarımdaydı. Osman Bey'in anlattığına göre Mehmetçin işte o MİT'in oralardan sınır geçiyor falan diyordu mecliste. Bir geldi önümüze koordinatlar. Askeri bölge benden gitmiş. Anlamadım yani nasıl oldu. Ama önemli değil. Kimin yaptığı, neyin yapıldığı önemli. İnşallah Büyükşehir'le, Pamukkale'yle birlikte o kardeşlerimize bu projemi sahip çıkar. Evet öneriyorum bak. Askeri bölgeye iki yeni üniversite öneriyorum. Denizli işte çağdaş anlamda dönüştürecek, pozitif dönüştürecek projeler, makro projeler böyledir. Kesinlikle örneğin Ladüke'yi, Pamukkale'yi, Sarayköy'ü ve kent merkezini bir ring halinde hafif raylı sistemde tramvayla birbirine bağlanmasını öneriyorum. Havaalanı günün her saati her türlü uçağın inip çıkabileceği bir yerde, bence Sarayköy bölgesinde bir yerde ve bu hafif raylı sistem ring sistemine bağlantılı bir yerde uluslararası bir havaalanı öneriyorum.
Denizin geleceğini kurtaracak kültür ve turizm odaklı bir kalkınma diyoruz. Ancak böyle milyonlarca turisti biz denize çekebiliriz diyoruz. Bunun için temel projelendirilecek olan alan Ladükya ile kent merkezine kadarki olan yaklaşık 8-8,5 kilometrelik koridordur diyor. Ve bunun için Eskişehir, Sevindik, Sümer, 1. 2. 3. sanayi sitelerinin olduğu bölge, hangi bölge anladınız? Tamamen örneğin önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde tam bir kentsel rönesansa tabi tutulmalıdır diyorum. Oralarda o koridor içerisinde işte Hilton'ların, Sheraton'ların, kongre merkezlerinin, işte kültür yapılarının, sanat galerilerinin, konutlarımızın üst katlarında şu anda ne yapacağız işsiz Zarif Bey diyen yani kardeşlerimizin işte, turist barındıracağı pansiyonların böyle pozitif anlamda bir dönüşme ihtiyacı var diyorum. Hatta yetinmiyorum. O şu anda park yaptılar Hazretleri. O park yapan vadinin içerisinde buralardan götüreceğimiz şu anda dibimizde şu tarafta değil mi? Çaybaşı. Altta akan suların bile gidip toplandığı büyük büyük göletlerin oluşturulduğu hatta Büyük Erşen Hoca yapmış. Gençler soruyor. Abi bize de deniz getirir misin? Var ya bir espri. Plaj yapar mısın diyorlar. Nereden çıktı dedim. Ya sorma buradaki muhabbeti değil. Eskişehir'de Büyük Erşen Hoca'dan hep örnek veriyorsun. Plaj yapmış oraya diyorlar. Evet de niye olmasın? Elbette yapabiliriz. Yeter ki o günlere gelelim ve o kaynakları yaratabiliriz. İşte o zaman Çağdaş Kent Denizli'yi hep birlikte yaratabiliriz. Ve kentsel rantın bir avuç cümleyi değil tüm kente yayılabilmesini sağlatabiliriz. Başka türlü Denizli'yi pozitif anlamda kısa sürede dönüştürmek çok mümkün değil. Bu hayal mi? Hayır. Hep yine Eskişehir örneği veririm. 13-14 yılda. 13-14 yılda Eskişehir bu hale geldi. 14 yıl önce Porsuk çayında kanalizasyonlar açıkta akıyor. Şu anda gondollar geziyor. Gondollarda bizim insanlarımız rekreatif faaliyetleri sürdürüyorlar. Ulaşımı çözüyorlar. Bu evet Denizli için kesinlikle mümkün. Yeter ki bir niyet et, iki bu işi bil, üç kaynakları verimli olarak kullan. Bu çok önemli yani. Kısa aramız var. O soruya sonra geçelim. Evet çok kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Sakın ayrılmayın bizden. Yazıyor, yazıyor. Son dakika gelişmeleri yazıyor. Gündemden her bir başlık yazıyor, yazıyor.